videomda sizlerle birlikte birazcık ışık konuşacağız. Son zamanlarda ışıkla alakalı çok fazla soru alıyorum. Bununla alakalı olarak sizlere böyle minik bir video hazırlamak istedim. Şu anda görmüş olduğunuz görüntüde sadece önümde bir ring light'ım var, yanımda bir adet led şeridim var ve arka tarafta da gördüğünüz gibi elektrik sembollü bir sarı ışığım var. Yani sadece 3 küçük parçayla bu ışıklandırmayı gerçekleştirebiliyorum. Ben size bu videoda minimum maliyetle ne kadar kaliteli bir ışıklandırma yapabilirsiniz biraz bunları anlatmak istiyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum, kameranız ne kadar kaliteli olursa olsun veya ne kadar kötü olursa olsun iyi bir ışıklandırmayla çok yüksek derecede kaliteli bir görüntü alabilirsiniz. Aslında kameranın görüntü kalitesini en çok destekleyen ekipmanlardan biri ışıktır. Bu nedenle doğru ışıklandırma ve doğru ışıklarla gerçekten kaliteli görüntüler alabilirsiniz. Şu anda ben de kendi ışıklandırmamdan çok memnun olduğum söylenemez. Minimum maliyetle vakti zamanında bu ışıkları almıştım ve yakın zamanda da upgrade yapacağım ışıklarımla alakalı. Upgrade'i gerçekleştirdikten sonra da tekrar sizlerle bir video çekiyor olacağım. Öncelikle sırasıyla sizlere ışıklarımı göstermek istiyorum. Arka duvarın kusuruna bakmayın, yakın zamanda boyanacak ve düzelecek. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir ring light kullanıyorum. Bu ring light'ın boyutuna da şu şekilde bakabilirsiniz. Elimle mukayese edebilirsiniz. Bu çok büyük bir ring light değil ama çok küçük de bir ring light değil. Çoğu zaman görüyorum en küçük boy tercih ediliyor ama bu boy bile bana zaman zaman küçük gelebiliyor. Keşke biraz daha büyüğünü alsaydım diyorum. Bu ring light'ı ben gördüğünüz gibi Elgato'nun bir ayağına bağlıyorum ve aynı zamanda ekstra bir ayakla da kameramı şu şekilde yine aynı ayağa bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu ışığın 3 farklı modu var. Birincisi sarı bir ışık var, ikincisi beyaz, üçüncüsü de sarı ile beyazın arasında bir renk tonu. Ben genelde videolarımda bu renk tonunu tercih ediyorum. En yüksek ayarda açarak kullanıyorum. Şimdi gelelim ikinci led şeridimize. Görmüş olduğunuz gibi böyle ayaklı bir led şeridim var. Perdeye doğru yansıtıyorum. Bunu genelde mavi olarak kullanıyorum fakat başka renkleri de zaman zaman yapıyor oluyorum. Gördüğünüz gibi kullandığım bu. Fakat ledlerde şuna dikkat edin. Flicker free özellikli bir led şerit almayı unutmayın. Yoksa kamerada flick atıyor olacak ve bu gayet arkanızda kötü bir görüntü oluşturacak. Bu nedenle flicker free bir led almanızı öneririm. Arkamda duran ışığa da baktığımızda gayet standart bir ışıklandırma, herhangi bir özelliği yok. İnternet üzerinden satın almıştım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu ışığın videosu da YouTube kanalımda mevcut. Oradan kutu açılışına da bakabilirsiniz. Bu arada benim kullandığım ring light'ın ölçüsü 10 inçmiş. 10 inçlik bir ring light almak istediğimizde görmüş olduğunuz gibi bir 170 liralık bir maliyeti mevcut. Fakat ben bir tık daha büyük alayım derseniz eğer 12 inçliği de 449 lira en ucuza bulabildim. Belki siz biraz daha araştırırsanız daha ucuza bulabilirsiniz. Fakat benim kullandığım 10 inç, bunu belirtmek istiyorum. Yani 169 lira 90 kuruş, yani 170 liralık bir maliyeti var. Daha sonrasında gördüğünüz gibi benim yan tarafımda bulunan mavi led ışığım da bu şekilde. Aynı ayağı yuvarlak ve birebir aynısı. Bunu da 178 liraya temin edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun bir uzaktan kumandası mevcut. Bu uzaktan kumanda ile birlikte farklı efektler ve farklı renkler uygulayabiliyorsunuz. Fakat biraz daha şık, biraz daha farklı bir model olsun derseniz eğer şu şekilde ayakları köşeli olanlar mevcutmuş. Ben de bunu yeni fark ettim. Bunlar da 429 liralık bir maliyete sahip. Arka tarafımdaki görmüş olduğunuz dekoratif led içinde gördüğünüz gibi 200 liralık, 210 liralık bir fiyat mevcut. Bunlar benim bulduğum en ucuzları. Sizler internetten tabii ki demin de söylediğim gibi daha ucuzlarını, daha uygunlarını bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir iki tane model buldum. Biri flamingolu, biri ay şeklinde olan var. Ve bir tane de şu şekilde gezegen şeklinde olanı buldum. Gördüğünüz gibi şöyle bir maliyet hesaplaması yapalım birlikte. 169 lira 90 kuruş ring light'ımız. Köşe lambamız 178 lira 70 kuruş. Bir adet de 208 liraya arka plan ışığı aldığımızda 556 liralık bir maliyetimiz oluyor. 556 lira 60 kuruşluk bir maliyetle uzun yıllar boyunca daha kaliteli, daha güzel videolar çekebilirsiniz. Yani 556 liralık bir maliyetle aradaki fark gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Tekrar eski haline gelelim.
Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Umarım sizler için faydalı bir video oluşturabilmişimdir. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.